Herkese merhabalar, sayfa hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nohut tava hazırlıyoruz. Ekmeğinizi bandırarak yiyebileceğiniz çok lezzetli nefis bir nohut tarifi oluyor. Hiç beklemeden hemen hazırlamaya başlayalım. Çok pratik ve çok lezzetli bir yemek oluyor. İlk önce yemeğimiz için 3 su bardağı haşlanmış nohutu fırın kabının içine koyuyorum ve kenara alıyorum. Daha sonra sebzelerini hazırlama işlemine geçiyorum. Bir adet kapya biber kullanıyorum. Kapya biberi doğruyorum. Piyazlık olacak şekilde diyebiliriz. İnce uzun doğrayıp hazırlıyorum. Kırmızı biberi piyazlık doğradıktan sonra nohutun üzerine ekliyorum. 2 adet yeşil biber kullanıyorum. Yeşil biberi de kırmızı biber de olduğu gibi doğrayıp hazırlıyorum. Ve nohutun üzerine yeşil biberi de ekliyorum. Bir büyük kuru soğan kullanıyorum. Diğer sebzelerde olduğu gibi piyaz doğruyorum. Soğanı da ekledikten sonra Domateslerin kabuklarını soyuyorum. 2-3 adet orta boy domates kullanıyorum. Domatesleriniz büyük ise 2 tane yeterli gelecektir. Bu boyutlarda ise 3 tane kullanabilirsiniz. Domatesleri de aynı şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Domatesleri de üzerine ilave ediyorum. 3 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları geliş güzel doğrayıp ekliyorum. Nohut tavanın sebzeleri bu kadar. Bütün sebzeleri ilave ettikten sonra baharatını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. 1 tepeleme yemek kaşığı karışık salça ekliyorum ve karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra üzerine düzeltiyorum. satılmış yağlı kağıt ile üzerini kapatıyorum. Önceden ısınmış 220 derece alt üst ayar fırında 30 35 dakika pişiriyorum. Nohutu fırından aldım. Bakın 35 dakika pişti 220 derece fırında. Şimdi güzelce bir tekrar karıştırıyorum. Güzelce harmanladıktan sonra bu defa fırının derecesini 200'e düşürüyorum ve tekrar fırına veriyorum. Hafif üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Tekrar fırına verip aldım. Bakın üzeri böyle hafif kızarıncaya kadar pişirdim. İçindeki sebzelerin bıraktığı suyu da çektirmiş olduk. Bakın çok güzel bir nohut yemeği hazırladık. Böyle nohut tava yaptık. Ekmek banarak yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. İstediğiniz yemeğin yanına yapabileceğiniz tek başına bu şekilde hazırlayabileceğiniz dürüm yapabileceğiniz güzel bir nohut oldu. Kıvamında bakın tam olarak sizler ile paylaşmak istiyorum. Harika bir tarif. Çok lezzetli, çok pratik nohut tava. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.